ta 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 ta. Senden korkmuyorum pis çirkin. Duru bir pınar gibidir yüreğim. Gümüş şövalye gotik korkunç dehşetengiz iskelet ejderle karşı karşıyadır. Ona kocaman çirkin ve boş gözleriyle bakmaktadır. Gümüş hançerlerimle kafanı uçuracağım. Seni ah seni geberttiğimde işin bitmiş olacak. Tatırıtıtı. İskelet ejder elmas gibi parlayan parlak hançerin vücuduna saplanmasıyla korkunç bir acı içinde yere yığılır. Ejderden korkan halk soylu gümüş şövalye gotiği kutlamak için saklandığı yerden çıktı. Yeter artık küçük musibet. Her yeri temizle. Ama efendi Gildas gümüş şövalye gotikçilik oynuyorum. Sevgili amcan Lord Arnold yemek için bizi bekliyor. Şövalyelerden hala bir haber yok mu lordum? Hiçbir şey Cildas, hiçbir haber yok. Gözlerim artık görmüyor. Fakat sadık şövalyelerimin asla dönmeyeceğinden de eminim. Saygısızlık etmek istemem lordum ama şimdiye dek çoktan gelmiş olmalıydılar. Sen benim delirmemi istiyorsun. Ama geleceklerdir lordum. Ah, kalemin o görkemli ve parlak günleri nerede şimdi? Söyle bana, adamlarım nerede? Tanrılarım nerede? Şövalyelerim nerede? Sabır ateşinizi söndürmeyin lordum. Kör olabilirim Cildas ama aptal değilim. Kimsenin bu kalede kalmaya dayanamayacağı aşikar. Burada devejlerin korkusuyla kim yaşamak ister ki? Hazır konu açılmışken bence yeğeninizin Eğri Düş Manastırı'ndaki rahibelerin arasına katılma zamanı artık geldi. Ah Cildas, keşke bir erkek yeğenim olsaydı. Ona ejder avcılığının incelikli ilkelerini öğretebilirdim. Ah, evet lütfen amcacığım, bu harika olur. Senin erkek olmanı dilediğimden değil tatlı kızım ama işin gerçeği bu, sana göre değil. Çünkü avlanmak küçük kızlara uygun değildir. Heybetli Bismuth geliyor amcacığım. Heybetli Bismuth, yaşıyorsun. Söyle, onu gördün mü? Gördün mü dedim. Salak salak homurdanıp durma. Bacaklarını kırarım. Diğer sadık şövalyelerim nerede söyle. Saygısızlık etmek istemem lordum ama sadık dostumuz heybetli bir avuç küle dönmüş. Benim soylu şövalyelerim. Bu da bir işarettir lordum. Yüce tanrılar aşkına, nerede kaldı bunlar? Daha güçlüsünü bulmalıyım. Eşyalarını hazırla. Hemen Eğri Düş Manastırı'na gidiyorsun. Bütün kapıları kilitle. Bana savaş baltamı, kılıcımı getir. Gel daha. Gümüş Şövalye Gotti'yi bulmak zorundayız. Hayır, üstüne koşmasına izin verme.
Eğlence bitti çocuklar. Hey. Şimdi bir bakalım. Bu sözleşmeyle Şişko John ve Şakşakçıları, Liancho'nun tiksinç salyalı mamuları tepelemesi karşılığında asil ejder avcılarına 24 altın ödemeyi taahhüt eder. Ben avcı filan görmüyorum. Gördüğüm tek şey beceriksiz bir soytarı ve yürüyen bir felaket. Senin manka balayının aptal mahlukatıyla lahana tarlama yaptıklarına bak. Şişko John, şuna bir saniye bakar mısın? Sözleşmenin altındaki senin imzan değil mi? Sen yeterince konuştun pis fare. Tek kuruş alamazsın. Bu işe bol adeleli dostumun el koymasını ister misin? İsterim bu mu? Tarlamdan defol git. Soykanı da birlikte götür. Parça parça lime lime edeceğim. Oo, sen mahluk köpek babası istiyorsun. Size bir eserimi bırakayım ha? Alın. Ötlekler ordusu. Aferin bana. Harika. Taytumu yırttım. Neyin var Gvizdo? Kızgın mısın? Bir kereliğine de olsa işini ciddiye alamaz mısın sen? Dönüp dolaşıp aynı şeyi yaşıyoruz. Ortalıkta soytarılıktan başka bir şey yapmıyorsun. Ama kasten yapmıyorum ki. Ama ne güzel. Sence bu ahali bize niye hiç ödeme yapmıyor? Paraları olmadığı için. Hayır. Bizi güvenilir olmadığın için soyuyorlar. Güvenilir de ne demek? Bilmiyorum. Örneğin Hector'u ele alalım. Hector uzun sivri dişleri ve tüyleriyle güvenilir bir şey. Bu yüzden de ahali ondan korkuyor. Çaktın mı? Çakmıştım. Çakmadın. Tabaka güvenilir bir ejder avcısı dağları taşları titretir değil mi? Bam 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 ha? Matrak. Kes. Ve mecbur kalırsa bahisçilere bir şaplak atar. Çat çut bana paramı verin. Şimdi anladın mı? Yani müşterilere mi? Bu güvenilir olmak mı? Bir örnek daha vereyim. Sence örgü örmeyi seven bir ejder avcısı güvenilir midir? Hoşuma gidiyor. Senin beyninin içinde saman yığını mı var? Sersem şey. Örgüyü kadınlar örer. Örgü örmeyi annem öğretti.
Bak üzgünüm. Örgü örmenle ilgili söylediklerim de ciddi değil. Daha güvenilir bir dost istiyorsan gidip ara o zaman. Saçma sapan konuşma. Senden daha iyi dost bulamam. Sana kızmamam için böyle söylüyorsun. Kes şunu. Kimin ortağım olmasını isterdim sanıyorsun? Ha? Şişko John ve şakşakçılarının mı? Asla. Sen ve ben gerçek bir ekibiz. Ben. Elbette direktör. Yani üçümüz. Üçümüz bir ekibiz. Hı? Söylesene Gvizdo. Bir gün küçük bir çiftliğimiz olacak mı? Elbette olacak. Bak şimdi suyun üstünde sessiz küçük bir evimiz ve tavuklarımız, ineklerimiz, domuzlarımız... Koyunlarımız da olacak. Yün için. Tabii tabii. Elde ettiğimiz yünle kışın bana külot örersin artık. Ne? Jimbo pejderleri. İşte para kazanma fırsatı. Hey İlyaço, beni bekle. Hayır, adım Lianchu. Hayatımı kurtardınız efendim. Aman da aman. Cimbom kertenkeleler nalları dikip bedel ödemiş. Bedel derken paradan bahsetmiyorum tabii, tamam mı? Şirin kız. İki cimbom ejderini hallettik. İstersen ikisini de kapıya teslim ederiz. Üzerinde para var mı çocuğum? Hayır. Belli oluyor ama babanın parası vardır değil mi? Ailen nerede? Öldüler bayım. Oo, ne büyük talihsizlik. Bir kere olsun züğürt birine rastlamasak. Gecenin bu saatinde burada ne arıyorsun sen? Çok çok zengin olan amcam için cesur şövalyeler arıyorum. Dur bir dakika. Çok çok mu zengin? Gerçekten şövalyesiniz. Yanılmıyorum değil mi? Şövalye Liyancı köyün giriş kapısının arkasına saklanmıştı. Güneş doğmuş ve kana susayan ejderler her taraftan saldırıya geçmişti. Şövalye Liyancı tek başınaydı ve tek başına hepsine karşı koydu. Sonra Liyancı eline geçirdiği takozla ejderin dişlerini söktü. Dişlerini mi söktü? Ve ejder sürüsünün içine daldı. Sonra ne oldu lordum? Sonra şövalye Liyancı kalabalığın içine atladı. Bir sağ çaktı, bir sol çaktı. Tekme ister misin? Teşekkürler bayan. Eğildi, kalktı, kılıcını salladı. Ve ani bir uçan tekmeyle hepsini hakladı. Resmen katliam yarattı. Vay be. Harika, resmen rüya gibiydi. Gümüş şövalye gotik kadar muhteşem. Ha? Ne? Rekabet ha? Gümüş Şövalye Gotik, efsanevi kahraman. O da ejderleri avlar. Güçlü, cesur ve cömert ruhlu bir şövalye. Öyle mi? Yakala. Cömert kısmı hariç işte öyle bir şey. Duyduğun her masala inanmamalısın değil mi çocuk? Aslında biz daha çok tekil şövalyeleriz. Ne olursa olsun Arnold amcam sizi gördüğüne sevinecek. Thank you.
Vay canına. Tanrım muhteşem. Bu durumda güvenilir olmak zorunda kalacağım. Lanım ve hanımefendiler, nasılsınız? Gülümsemenize takınıp çantalarını ağzına açın. En büyük ejderhavcıları Sir Gwizzle ve Şövalye Liaço. İbadetim sırasında beni rahatsız etmeye cüret eden... Saygısızlık etmek istemem lordum ama bunlar yeğeninizin bulduğu sefil şamatacılar. Hiç de değil. Zoe. Onlar mucizevi şövalyeler amca, hayatımı kurtardı. Hemen odana git seni küçük kaçak. Ama amca. Yarın Eğri Diş Manastırı'na gidiyorsun. Siz ucubeler yeğenimle avarelik dışında neler yaptınız? Biz mi? Soylu Şövalye Liaço ülkelerin çoğunda çok ünlüdür. Ayrıca korku nedir bilmeyen yüreği çok kişiye esin kaynağı olmuştur. Aynı zamanda. Bırak boş konuşmayı, tamam mı? Bir adım öne gel. Adaleler yerinde. Oldukça güçlü. Evet, gerçek bir savaşçının özelliklerini Sayın taşıyor. Sayın lordum, lütfen böyle çapulcularla... Kes sesini Cildas. Gayet iyisin evlat. Sana bir görev vereceğim. Bir yaşayan en korkunç ejder uyanıp dünyanın ötesindeki yuvasından çıkar. Ve önüne ne çıkarsa yakıp yıkar. Yüzlerce köyü harabeye çevirir. Kaleleri olduğu gibi yutar. Ve ardında yalnızca kül yığınları bırakarak yuvasına döner. Cildaz! Bu takvimi uyandığı zamanlarda oluşan bütün belirtilerle oluşturdum. Bakın, bütün surlar çöker, küçük yarasalar uçar, bulutlar hızla döner, köprüler yıkılır, toz dumana karışır ve hayvanlar konuşur. Anlat, heyecanlı oluyor. Ve bu belirtilerin hepsi ortaya çıktı evlat. Hayatı yok eden yaratık o geri gelecek. Dev ejder. Ben onu gördüm evlat. Kılıcımı çekerek ona doğrulttuğum anda onun ateşli bakışları gözlerimi yuvalarından uğratıp kafatasımı çökertti. O zamandan beri görebildiğim tek şey ölüm, gri bir toprak, hayatın ve kimsenin olmadığı dehşet verici bir yer. Ejderin yanındaki küçük ağaç ne? O, öldürülenlerin şeceresini tutmak için. Onun krallığına gidin ve batı yönünde dünyanın sonunda bulunan yuvasına girin ve onu uykusunda öldürün çok geç olmadan. Evet. Dünya çok acımasız ama bizim çok işimiz var. Onu mutlaka öldürün. Böylece dünya güvende olsun. Liaço, hadi veda et. Beyefendi rahatsız ediyoruz. Eğer buraya sağ salim dönersen, karşılığında seni altına boğarım. Sevgili müşterimiz, onun kafasının bu müzedeki yerini şimdiden hazırlayabilirsiniz. Ama size önce standart sözleşmemizi göstereyim. Yolculuk masrafları için biraz avans alırız. Ayrıca soylu olmamız dolayısıyla yüklü bir altın ödemesi sihri gerçekleştirecektir. Demek avansa neden olmasın? Cildans! Evet, şurayı imzalayın. Burayı ve şurayı. Sarmala sakla. Yarasalar toplanıyor lordum.
Hazırlanın iyi ve cesur şövalyelerim. Dünyanın sonuna kadar batı yönünde ilerleyin lordum. Evet evet tabii dostum, merak etme. Eşine selam söyle, olur mu? Nereye gidiyorsun? Artık rahatlayabilirsin dostum. Kör, ihtiyar ve paralı birini soymak her zaman nasip olmaz. Dünyanın sonuna o taraftan gidilmez. Liyacığım, anlamıyor musun? Dünyanın sonu kimin umurunda? Zengin olduk. Bu ne biliyor musun? Avansımız. Bu bizim küçük çiftliğimiz dostum. Her yerde koyunların dolaştığı hayallerimizdeki yuvamız. Canavarlar meşgulken buradan gidelim. Ben de sizinle geliyorum lordum. Ha? Ne? Zoe, ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Amcam dünyanın sonuna sizinle gitmemi istedi. Sahi mi? Seni cezalandırdı mı? Hayır, ayrıca savaş taktikleri konusunda beni eğitmenizi söyledi. Aa, hayır, 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 hayır ve hayır. Hemen eve dön ve anlat amcana Lord Gwizdon'un yanında acemileri götürmediğini söyle. Bir de beni götürmek istemezsen senin... Benim ne? Çıplak poponu halkın önünde tokatlayacakmış. Çıplak poponu mu? Halkın içinde mi? Yandık. Bu ejder alev tükürüyor. Bir de bana baksana ne yaptın. Ben ağzından çıkarıyor demek istedim Hector. Ben komik bir şey görmüyorum. Şeye, kılıcımı bulayım. Kılıcını mı kaybettin? Beni de bekle Liancho. Ben şimdi sana kılıcını bulurum. Söylesene. Pekala. Liancho'nun bir hayranı var ve bu gevezelikle bana kafayı yedirecek türden. Halkın önünde dövülmesi gerek. Öyle muhteşemdin ki. Zoe! Heyecandan öldü. Çantanı al ve hemen kaybol. Derhal evine dön. Biz küçük çocuklarla yolculuk yapmayız. Tuhaf ama içimde pis işlerin döndüğüne dair acayip bir his var. Batı köprüsü.
üstünde bir şövalye ağzından ateş çıkan kocaman kırmızı bir ejderle karşılaşır. Derinden gelen gür sesiyle... Senden korkmuyorum kırmızı şey. Tek bir hareketimle öleceksin der. Bin iblisi yenen kimdir? Ejderleri patlayan. Yumrukla ardından bir tekmeyle bizi kurtaran kim? Bu kahraman gümüş şövalye gotik. Gerçek bir şövalye nasıl olunur Liançu? Şövalye okuluna mı istiyorsun tanrım? Beni de götürmeni çok isterdim. Gerçekten gerçek dışı. Hey, ben de gerçek bir şövalye olmak istiyorum. Sen bir ejderi dişlerinde yenmişsin. Bunu nasıl yaptın? Şu savurduğun kılıç o sihirli bir kılıç mı? Ben gerçekten bilmiyorum. Demiş şövalye gotik de çok naziktir. Hep şöyle der. Size hizmet etmek onurdur. O benim en sevdiğim kahramandır. Bir gün onunla tanışmayı çok istiyorum. Ve o gün geldiğinde zıplayacağım, dans edeceğim rüya gibi. Ama gerçek bir hayatı olamaz. Ne kötü. Dayanamayacağım. Kendimi asacağım. Ayakların su topladı ha. Botlarını giy hadi. Ben ayaklarımdan bahsetmiyorum. Ben çenesi hiç durmayan çenebazdan bahsediyorum. Bir ateş. Hadi büyük bir ateş yakalım. Bu arada onun için ne kadar güvenilir olduğumu gördün mü? Evet ama buradaki güvenilirlik Arnold amcanın parasını alıp kaçmaktı Liançu. Dünyanın sonuna kadar gidip ejderlerle savaşmak değildi. Şövalyelerin yaktığı ateşi daima eğitimli, tuhaf ve mavi bir köpekle birlikte söndürmek gerekir. Söylesenize efendim, yanılıyor muyum yoksa köpeğiniz biraz tuhaf mı? Kız haklı. Gerçek şövalye olmadığımızı söyleyecek misin? Tabii. Balık gözlü amcayı soyduğumuzu da söyleyelim. Gidip ağzındaki baklalara çıkarsın. Hayır dostum. Burada pisliğin içine batsak. Tuhaf olduğun kesin. Peki şimdi ne yapacağız? Onu ormanda bırakırız. Ağlamak yok, yaygara yok, açıklama yok. Evet en iyisi bu. Üstelik şansımız yalan giderse vahşi hayvanlar onu parçalar. Emin misin? Tabii ki eminim. Dev ejderin ağaca kakılmış şeceresini gördün. O listede olmayacağım. Uyuyuncaya kadar bekleriz sonra. Hemen burada diyelim. Bu kimin? Oo. Gvizdon'un. Çok komiksiniz efendim. Üzgünüm ama örgüyü büyük anneler öğretti. Oo, hayır hiç değil. Kesinlikle öyle. Tamamen haklı. Örgüyü yaşlı kadınlar öğret. Ama dinle. Bunu bana annem öğretti ve örgü beni rahatlatıyor. Özellikle uzun ve zor bir günün ardından. Şimdi kaybol, çekil. Git ateşle filan oyna. Hadi sen de. Sizin yara izleriniz var mı efendim? Avlanırken yaralandınız değil mi? Acıyor mu? Benim birkaç tane yara izim var. Bu iz ağaçlara tırmanırken yaralandığımda oldu. Şunu da kızdırdığım bir ördek yapmıştı. Ailem koleradan ölmeden önce bir sürü ördeğimiz vardı. Sonra amcam beni kalesine sen götürdü. Sen hiç yorulmaz mısın? Yorulurum. Ama uyumam için bana hep masal okurlar. Masal mı okurlar? Evet. Kısacık bir masal. Lütfen efendim. Kısa bir masaldan sonra uyur musun yani? Hey, tamam o zaman. Ama sadece bir masal. Sonra mışıl mışıl uyuyacaksın, tamam mı? Hadi okuyalım. Pekala. Gümüş Şövalye Gotik. Ve Gümüş Şövalye Gotik korkunç yaratığı gölgelerin arasından çıkardı. Parlak derisinden az önce yediği çocukların kanı damlıyordu. Ve bir çığlık kemiklere işleyen soğuk rüzgarın etkisiyle hala yankılanıyordu. Şişman ve ağzından salyalar akan yaratık kükrerken eğri, sivri ve sarı dişlerinin arasından balçık görünümlü salyaları duvarın üzerine akıyordu. Şövalye Gotik gözlerini dikerek tok ve gür sesiyle şöyle dedi. Senden korkmuyorum pis çirkin. Duru bir pınar gibidir benim yüreğim. Gümüş hançerlerimle kafanı uçuracağım. İşim seni geberttiğimde bitmiş olacak. Gümüş Şövalye Gotik elmas gibi parlayan parlak hançerini sapladığında canavar korkunç bir acıyla yere yığıldı. Vay be! Olamaz! Bu kızın böyle olmasının nedeni anlaşıldı. Çocuklar böyle şeyleri okumamalı. Hey! Çabucak uyudu Liançu. İşte bize fırsat. Gidelim! Hey Liançu! Uyuyor musun?
Hadi Liyancu, kalk hadi, duyuyor musun? Liyancu, uyan, çabuk olsana. Hadi ama bak bana, hadi dedim. Hey, hadi, hadi uyan, hadi dostum. Liyancu, hadi kalk. Duyuyor musun beni, kalk. İyi uyuyamadın mı? Eğer bir kez daha horlarsan o burnunu havuç gibi doğrarım. Numara yapıyordum. He? Numara mıydı? Ama bu terbiyesizlik. Ben çocukları ormanda terk edip gitmem. Elbette gidersin. Küçük çiftliğimiz işte burada Liyancu. Ama sen küçük bir kız için vazgeçin. Kaybolurdu. Ben hazırım. Az mantarlı omleti öyle çok severim ki... Rüya gibi. Tamam, ben de severim ama Gildas bana sade omlet yedirmeye çalışır. Ya sen yumurtayı sever misin Liyancu? Aslına bakarsan haşlanmış yumurta da fena değil. Evet, biz de kaybolduk dostum. Tamam, dürüst olalım. Bu yöne gitmeyeceğimiz kesin. Diğer yandan eğer köprünün şu tarafına yürürsek dün olduğumuz yere küçük güzel papatya tarlasına varırız. Sonra da yürüyerek... Bay Gwizdo, dünyanın sonu bu tarafta değil mi? Pekala, harika bir rüya gibi seni bu maceramızla yanımıza aldık. Ama bizi rahat bırak ve çalışmamıza izin ver. Ayrıca hiçbir çocuk bana coğrafya öğretemez. Lens, tamam mı? Flair. Bu bizim Lens Flair, amcamın en iyi şövalyelerinden biri. Sen iyi misin? Çekilin korkunç eller. Beni rahat bırakın. Ne? Siz hayvan değilsiniz değil mi? Hayır. Benim. Zoe. Zoe. Beni tanımadın mı? Zoe. Zoe. Adam kafayı üşütmüş. Eskiden böyle değildi. Zoe. Senden korkuyorum pis çirkin. Duru bir kumar gibidir yüreğim. Orada bir şövalye görmüyor musun? Sessiz ol ve hemen evine geri dön. Ama lordum, peki ya dev ejder? Orada bir şövalye var. Dev ejderi unut evlat. Onunla asla baş edemezsin. Kötülük doğumlarını tekrar atacaksınız. Sizin gibi kendini bilmezler ama hayır. Asla. Orada duran muhteşem şövalye Liyancu dev ejderi mahvedecek. Ama sen delisin. Evet öyle delisin değil mi? Cevap ver bana. Delisin, deli olsun diyorum. Delisin deli, bunu biliyorum. Sen de rüya görür müsün? Ben de sürekli aynısını, iskelet ejderi görürüm. Devasa bir şey. Çığlıklar atıyorum ama ağzımdan hiç ses çıkmıyor. İskelet ejder herkesi öldürüyor.
söylesene Liançu, buralarda kötü bir koku mu var? Korkudan ödüm patlıyor, ellerim terliyor, bacaklarım titriyor, ter içinde kalıyorum. Sence bu normal mi Liançu? Sanırım ben eve dönmek istiyorum. Çıktı. Ürkütücü hayalet şehri ya da leş kokulu orman. Ürkütücü hayalet şehri. Dur, aşağı git. Hector mutlu. Hector yürüyor. Hadi kızla beraber yürüsün. Sorun nedir? Şu büyük ağaç. Evet, nesi var? Yaprakları bana çok tuhaf geldi. Kahrolasıca leş yapraklar sizi. Bunlar o çıldırmış yarasalar dostum. Sucuk! 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 Fikri çok iyi çocuk. Evet. Sen de kendine. Yazık. Yok. Hayır. Koyunlarla uğraşmayı kessin! Ah!
Yep. Başıma bıraktı. Yardımını istedim ama umursamadı bile. Kapıyı sürekli çaldım ama açmaya tenezzül etmedi. Umarım sonunda küçük çiftliğimizde dinlenebiliriz. Kendimize bildik bileli çiftliğimiz hakkında konuşuyoruz değil mi? Hubert annenin yetimhanesinde geçirdiğimiz günlerden beri. Hey, çocukluğumuzu hatırlıyor musun? Hani diğer çocuklar çalmasın diye pantolonunun içine kurabiyeleri saklardım ya. Sen de her seferinde kurabiyelerime dokunana abilik yaparak sert çıkardın hani. Küçük çiftliğimizi devejler öldüğünde alabiliriz. Oh pekala. Büyük şövalye Liancho devejlere iki çift laf edecek. Senden korkmuyorum çirkin şey. Ve puf! Devejler ölü verecek ve biz de domuzlar kadar mutlu kes olacağız. Kes şunu. Henüz bitirmedim. Sonra çiçekler açacak. Her yer yemyeşil olacak ve etrafta beyaz tavşanlar gezecek. Yeter! Hepimiz öleceğiz. O küçük kız şövalye masallarına inanıyor ama hayat peri masalı değildir. Şövalyeler gerçek hayatta ölmeye mahkumdur. Senin ölmeni istemiyorum Liancho. Madem gelmek istemiyorsun, neden köyden gitmiyorsun? Ya, demek öyle ha? Ben de aynen öyle yapacağım. Elveda ve iyi şanslar Şövalye Liancho. Çekil be! Çekil!
Atta gitti. Ha. Sir Grisdo neden gidiyor? Çünkü hepimizin öleceğini söylüyor. Çok saçma bir zırva bu. Belki de çok haklıdır. Hayır, haklı değil. Sen çok güçlüsün. Hem de gümüş şövalye gotik kadar. Grisdo hayatın peri masalı olmadığını söyledi. Grisdo bunu nereden biliyormuş? Ayrıca o kim oluyor ki? Ukalalıklar lordu. Sir Bol keseden atan Bay Su toplamış ayak. Ama o benim tek dostumdu. Burada ne yapıyorsunuz be? Merhaba Sir Grisdo. Demek fareler gemiyi terk ediyor ha? Bu bir sirk gösterisi mi? Arkadaşını terk mi ediyorsun? Seni ödlek tavuk. Bir dakika, ne istiyorsunuz kızlar? Kendimi suçlu hissetmem mi ha? Seni tavşan yürekli. Tavşan yürekli mi? Evet, ne olmuş? Bu peri masalındaki kahramana benziyor muyum ben? Yerli yançu. Peki ona ne olacak? O beni dinlemez ki. Yaprak gibi titriyorum. Hem de tir tir titriyorum. Hepsi Zoe'nin soça. Yalan söylüyor. Seni uyduruk. Kapayın hatta gaganızı. Sıska ve fakir olmayı ben seçiyorum. Çirkin ve kötü demeyi. Aynen öyle. Çirkin ve kötü. Şimdi defolup gidin başından. Yaylanın hadi. Size pis yarasalar. Size gidin dedim be. Size inanmıyorum. Hatta konuşan hayvanlara hiç inanmıyorum. Konuşan hayvanlar mı? Grisdo. Zoe. Ya
kuşu? Beni burada bekleyin. Bana açıkça söyle çocuğum. Kollarımın ucunda neyin var? Ellerin. Bilemedin. Ver bakayım Zoe. Liamçu, Sir Guizdo elleriyle garip şeyler yapıyor. Tıpkı Lens Flare gibi. Ver bakayım. Hop yakala. Kandırdım. Anlatayım mı? Evet, o hikaye pek berbat. Peki, küçük kızı boğan bir çift elin hikayesine ne dersiniz? Oo, evet, evet. O da anlar. Evet. Üzgünüm. Bacaklarımı hissedemiyorum. Bacaklarında bir şey yok. Sadece kötü düştün, o kadar. Haklıydın Guizdo. Hayat bir peri masalı değil. Ama gerçek şövalye olmamanızın bir önemi yok. En sevdiğim kahramanlarımsınız. Liangchu
gümüş şövalye gotik kadar güçlü ve bu bir peri masalı değil. Yapmanız gereken tek şey inanmak. Ama Lian Chu'nun başarması için sana ihtiyacı var. Sonuna kadar yanında olacağına söz ver Gwisto. Böylelikle ben de huzur bulayım. Söz veriyorum Zoe. Dev ejderi seninle birlikte öldüreceğiz. Sahi mi? Sana yemin ederim. Sen yaralanmadın mı? Hayır. Sadece oraya düştüm. Ama sen terbiyesizlik bu. Bizi ne kadar korkuttuğunu biliyor musun? Gerçekten korktun mu? Elbette korktum. Demek beni seviyorsun. Pekala. Eğlence bitti arkadaşlar. Dev ejder avına çıkacağız. Ölüm şeceresi için efendim. Hey, bu ses de ne? Deprem mi oluyor? Hayır. Horlama sesi. Onu bulmak zorundayız.
Senden korkmuyorum pis çirkin. Duru bir pınar gibidir benim yüreğim.
Artık her şey gerçekten çok güzel. Ahırı şu tarafa yaparız. Oraya da tavuk kümeslerini yaparız. Ne demek istiyorsun? Küçük çiftliğimiz dostum. Senin yünler için koyun alacağız ya. Şuraya da ekmek için değirmen lazım. Büyük bir değirmen. Bu tarafa koyunların ağılını yaparız. Ağıl derken şöyle en hasından bir ağıl yani. Ve işte burada da evimiz. Senin odan, benim odam. Ve Zoe'nin odası. Büyük olsun ama. Hem tatillerde bizi görmeye geldiğinde uçan tavşanlarıyla da oynar, öyle değil mi? Evet. Zıpla. Hoppa. Gidip Arne amcanın parasını alacak mıyız? Kesinlikle hak ettik. Canavarı birlikte yendik. Korkmadan onu alt ettik. Ejderi yendik, artık bir ölü. Karşılığında alacağız büyük ödülü. Şövalyelerim nerede? Ama büyük ve varlıklı lordum, döndük işte. Siz mi? Evet, Lianchu ve Guizdo. Hani şu ejder avcıları. Pekala bak, bu sözleşmenin altındaki sizin imzanız değil mi? Tamam, yeter artık. Ben burada avcı görmüyorum. Gördüğüm tek şey iki adet işe yaramaz sersem. Hırsızlık etmek istemem lordum ama sanırım sizi uyarmıştım. Ama amca doğru söylüyorlar. Lianchu dev ejderi öldürdü. Sen bu yüzden iyileştin. Her yer yemyeşil oldu. Etraf yine tavşanlarla doldu. Sana gelince küçük kaçak. Uydurma hikayelerin işe yaramıyor. Hikaye uydurmuyorum. Lianchu bir kahraman. Çekil gözümün önünden ufaklık. Gözlerin eskisinden daha da körleşmiş. Derhal manastıra gideceksin küçük musibet. Buradan çok daha iyidir. Çünkü acımasız, kalpsiz, çirkin ve beni sevmeyen bir ihtiyarla yaşamaktansa eğri diş manastırına gitmeyi tercih ederim. Zoe, hemen buraya gel. Zoe çok haklı. Sen gerçekten kaybetmişsin. Ayrıca sen küçük kızlara kötü davranıyorsun. Zoe'yi tanımıyorsun bile. O nazik, cesur, çok zeki bir çocuk. Ve onursuz, bencil, ihtiyar bir amcadan fazlasını hak ediyor. Burnumdaki sümüğe bile senden daha fazla saygı duyuyorum. Ve poposu düşük Lord Arnold'ın bu konuda ne diyeceğini bilmek isterim. İnan bana, bu asiller saygı duyulacak tipler değil. Poposu düşük Lord Arnold dediğinde çok kızdı. Ya, orada dur bakalım. Bay korkak, bir şeyler yapabilirdin. Neden? Tek başına harikalar yarattın. Harikalar mı yarattım? Dalga mı geçiyorsun? Eğer seni dövmeseydi Zoe'nin çıplak poposunu döverdi. Biliyor musun? Çok haklısın. Bir gün Zoe'yi tekrar görebilir miyiz dersin?
Unut onu dostum. Şu halimize baksana. Değişen hiçbir şey yok. Hala cebi delik züğürtler olarak asiller tarafından popolarına tekme atılan iki arkadaşız. Hey, beni bekleyin soylu şövalyeler. Aa, kız. Zoe, burada ne yapıyorsun? Gösterişli saraylar benim tarzım değil. Aa. Ben de çiftlikte yaşamak üzere sizinle geleceğim. Hangi çiftlikte? Hani var ya, hayalini kurduğunuz. Büyük ahırlı, ağırlı ve koyunları olan yer. O işte. Zoe, seni seviyorum. Canavarın ateşini severdi. Ejder acısıyız biz, alt ederiz. Ateş gözleri bizi öldüremedi. Dostluk ve sevgi onu yendi.